Haber Ya kanalına hoş geldiniz. Evet, biz bugün nereye geldik? IKEA'ya geldik. IKEA gezisi yapacağız. Dedik sizleri de yanımızda götürelim. O zaman ne diyoruz? Haydi bakalım IKEA'ya giriş yapalım. Evet, şimdi IKEA'ya giriş yaptık. Her yeri geziyoruz. Sizlere de birkaç şeyler göstereyim. Harika şeyler var gibi geliyor. Sözde hiçbir şey fazla almayacağım dedim ama gene galiba çok şeyle çıkacağım. O zaman devam gezelim. Nasıl, rahat mı Hüsamettin? Çok rahat. Alalım mı ya bir tane? Ya, bir düşünmem lazım, biraz bir gezelim ona göre. Evet, birkaç bir şeyler bulduk, aldık hemen. Hala devam geziyoruz. Bayıldım buradaki şeylere. Yeni şeyler gelmiş, çok güzeller. Çoğu zaten bizim evde de var aynı şeyler. Onları da öyle birazcık size çekeceğim. O yüzden ben devam geziyorum. Evet, şimdi dolapların olduğu yere geldik. Bizde zaten var aynısından. Sadece bana birkaç tane ek lazım. Onlardan alacağız şimdi. Hatta size de göstereyim. Benimkinin aynısı var burada. Birçoğunuz biliyorsunuz IKEA'nın dolapları çok güzel. Böyle değişik değişik her türlü kombin yapabiliyorsunuz. Ve koyma yerleri her türlü düşünülmüş bence. O yüzden şimdi şöyle kokulu lavanta şeyleri buldum. Valla ne olduklarını da bilmiyorum, yastık galiba. Dolapların içine koyuyorsunuz, eşyalarınız mis gibi kokuyor. Burada da kendiniz istediğiniz gibi burada dolabı ayarlayabiliyorsunuz. Kaç tane çekmece olacak, nasıl olacak onu gösterip yapabiliyorsunuz. Evet, banyo bölümündeyiz. Aynen şu şekil banyo kombini yapmışlar. Çok güzel bence. Evet, şimdi hangi bölüme geldik Hüsamettin? Evet, Selim olsaydı şimdi burada bayılırdı. Ben bunu istiyorum, ben şunu istiyorum. Dinozorları var zaten onun. Burada maymunlar var. Kedi sevenlere kediler var. Evet, şimdi biz geldik. Burada tatlımızı yiyeceğiz. Buranın meşhur, valla ne diyorsam bilmiyorum, Almancası Apfelstrudel de Türkçesi ne? Elma keki. Elma keki gibi bir şey. Üstüne de vanilya sosu oluyor. O çok harika oluyor. Ben de kendime galiba erik dedim onlar. Erikli tart aldım. Bakın size göstereyim. Evet, bu o elmalı kek. Üstünü Hüsamettin o kadar çok vanilya sosu doldurdu ki sadece vanilya sosu yiyor sanki. Bu da benim erikli. Nasıl diyeyim, tart gibi bir şey ama tadı inşallah güzeldi. Evet Hüsamettin, o koca vanilyalı sos nasıl yiyecek çok merak ediyorum. Onu biz de biliyoruz, öyle yiyeceğim. Afiyet olsun sana o zaman. Vallahi nasıl yiyecek dedik, Hüsamettin yemiş, vallahi sıyırmış. Ayıp olmasa yalardın değil mi Hüsamettin tabağı? O kadar da değil. Evet, yastık yorgana geldik. Aylin kendinden geçti. Hemen kamera mamarayı bıraktı. Dedi sen devam çek, ben yastık bakacağım. Aynen valla, yastıklar harika. Ama ne renk alacağımı karar veremedim.
Evet, kendimizi kırmış bir vaziyette burada hala alışverişimiz. Arabayı doldurduk. Hüsamettin kaçmazsa size göstereceğim arabayı. Aynen şu doluluktan. Ne var ne yok aldık. Görüyorsunuz, inşallah eve gidince size hepsini tek tek göstereceğim. Burada da bir bitmiş Hüsamettin. Evet, şimdi seçtiğimiz eşyaları buradan Laga'dan alacağız. Hüsamettin'le tırım tırır arıyoruz. Hangi yerde diye size burasını göstereyim. Burada işte çoğunuz biliyor, kendiniz numaraları yazıp alıyorsunuz. Şu an biz de arıyoruz, bakalım nerede eşyalarımız. Evet, biz IKEA'dan alışverişimizi yaptık, çıktık, şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Artık ne diyelim, evde görüşürüz, size tek tek eşyaları göstereceğim. Evet, biz şimdi eve geldik. Hemen dedik, gelir gelmez size aldıklarımızı gösterelim. Yani bayağı birçok şey aldık gördüğünüz gibi. Başlayalım o zaman. Biz böyle IKEA'dan şişlik sopalar aldık. Bunlar iyi oluyor, hele yine mangal ya da ne bileyim fırına süreceğimiz zaman çok kullanışlı oluyor. Ondan sonra iki tane de resim aldık. Resim koymak için çerçeve. Çerçeve demesem etmeyin, aklıma gelmedi şimdi. Onlardan aldık dedik, çocukların odasına koyarız. Fatih'e askılık aldık. Onun eşyaları artık biraz çoğaldığı için, büyüdüğü için lazım oluyor. Evet, olmaz olmazlardan artık elektrikler belki kesilebilir diye aldık bir koca mum. Yani gerçekten lazım olursa haberiniz olsun, IKEA'da kocaman mumlardan var. Başka ne almışık? Evet, şunlardan aldık kesmek için. Hüsamettin dedi, seninkileri yenileyelim. İki tane bu böyle büyük boyunu almış. Bir de onların küçük boyu vardı. Onlar tabii nerelerde bilmiyorum. Şunu da mutfağa masanın üstüne koymak için aldım. Aslında bunlar masanın üstüne koyup tabak koyabilirsiniz ama ben süs niyetine kullanacağım onları. Ondan sonra pasta şeyi aldık. İsmini gelmiyor aklıma ne olduğunu. Ay, ondan sonra bunları aldık. Bunlarla da işte krep yapabilirsiniz küçük versiyonda. Gerçi bunlar bende bir sürü var ama Hüsamettin neden bunlardan almış bilmiyorum artık. Ondan sonra iki tane küçük kepçe. Bunlar da çok kullanışlı oluyor büyük kepçelere bakarak. Ondan sonra tabii Hüsamettin'in şeyleri geldi. Bunlar Hüsamettin ne? Söyle bakalım ne bunlar? Kablo da ne kablosu? Telefon kablosu. Telefon kablosu varmış. Bunları dur bakayım. Şöyle tek tek çıkarayım ben. Şöyle devasa bardak aldık. 4 tane tam. Aynen şu şekil. Şuraya koyun. Ha, kırdık bile her şeyi. Onlar bayağı büyük. Şu şekilde gözüküyorlar. Yani bayağı bayağı büyükler. Bir tane termos aldık. Soğuk günlerde dedik çayımızı demleriz içine durmadan kalkıp koy Aylin çay diyeceğine Hüsamettin'in. Dedik bunu alalım. Gerçi biri geldi mi de iyi oluyor. Bayağı kullanışlı. Burada kasa kağıdımız görüyorum. Evet, buna da dedim çiçeklerimi koyarım. Aynen şu şekilde düşündüm masanın üstüne. Şöyle size göstereyim. Buraya da canlı çiçeklerim. İnşallah yani istediğim gibi öyle olur. Şöyle koyalım. Tabii ki olmazlardan Selim'e dinozor aldık. Yok ya, çok az dinozor var bizde. Ondan sonra bu da şöyle dedik, tatile giderken dedim ben parfümdü bilmem neydi, kremdi, büyük şeyleri koyabilmek için bayağı kullanışlı. Şurada da küçük bir yeri var şöyle. Şundan aldık. Hatta şuraya bile bir şeyler koyabiliyormuşuk. Dedim izinlerde iyi oluyor böyle kutular. Ondan sonra benim geçen şunun bir tanesi kırılmıştı. Çok kullanışlı. Bunların kapakları var böyle dörtlü kapatabiliyorsunuz. Dedim bunu almam lazım yoksa serim bozuluyor. Tabii ki yine ne aldık? Mum aldık. Olur ya, o kocaman olan biterse mumsuz kalmayalım. Sonra bunları yeni gördüm ben IKEA'da. Bunları dolabınıza asabiliyormuşsunuz. Lavanta kokulu. Bunlar bayağı şu an bile muhteşem kokuyor. Yani böcek geldi mi hani yemesin diye kıyafetleri ve kıyafetlerimiz güzel koksun diye bunlardan aldım. Lavantalı. Yine kablo çıktı tabii ki. Ondan sonra ha bir de ışık aldım. Şöyle kışın iyi oluyor böyle tek bunu açmak için. Şimdi açayım mı size? Bakın şurada yakından gözüküyor mu bilmiyorum ama şu şekilde. Bundan aldım. Ha, ondan sonra gene değişik bir şey. Bunda da telefonumuzu şarj edebiliyormuşuz. Bir dakika açayım ben bir bunu. Açamadım da. Nereden açılıyor bu Hüsamettin? Bayağı güzel şey yapmışlar. Bari yırtayım en iyisi.
Aynen şu şekilde. Bunun üzerine telefonunu koyuyormuşsun ve telefonunu şarj edebiliyormuşsun. Değişik bir şey, güzel bir şey. Bence kablo takmaktansa üstüne atıver. Bazen çünkü kabloyu insan denk getiremiyor. Sabah kalktı mı şok yaşıyor. O yüzden böyle şeyler de çok iyi. Ondan tam iki tane aldık biz. Biri Hüsamettin'e, biri bana. Tabii ki yine kablo. Ondan sonra bunlardan aldım. Dedim şöyle bir tabaklar vardı, çok güzeldi. Buna da dedim çips falan koyarım. Bazen de tabii salata da yapabilirim. Bunları da dedim çerezlik yanına uygun şekilde uyusun diye şunlardan aldım. Tam 4 tane. İçine gene çerez falan koyabiliriz diye. Tabii ki içine cacık, ne bileyim sütlaç falan da filan da yapabilirsiniz. Bunda da Fatih'e aldık. Telefon böyle koyabiliyormuşum. Rahatça bakabiliyormuşum galiba, öyle bir şeydi. Şöyle miydi? Tam tersi. Şöyle değil mi? Aynen. Şu şekilde koyup telefonumu şuradan da şarjını geçirebiliyormuş. En azından bir şey bakacağı zaman rahat şekilde baksın diye şöyle koyayım. Çöplerimi de tabii kenara alayım. Ondan sonra temin çıktık şeyler. Bunlardan iki tane daha aldı küçük boyunu. Bunu da Hüsamettin beğendi. Buna dedi Aylin dedi ya çips koyarsın ya ne bileyim meyve koyarsın dedi. Gerçekten güzelmiş. Ben bir kere almıştım. Onlar çok kötüydü, ne yalan söyleyeyim. Ama bunun elleme şeyi de böyle kaygan, güzel, yıkanması da daha kolaydır diye düşünüyorum. Ondan sonra tabii ki şimdi ne aldım başka? Bunları sonra göstereceğim. Çıkardım buraya. Bir de bardak aldım. Çok az bardağım var ya, o yüzden biraz daha aldım bardak. Şöyle gri renkte çok hoşuma gittiler. Aynen şu şekil. Bayağı güzel. Çok elegant duruyorlar bence. Tam 4 tane bunlardan. Ondan sonra da yatak odasına ben de bundan var değişik rengi. Şimdi de başka rengini aldım. Tabii bunu da açabilirsem. Açma sorunu yaşıyorum şu an. Vallahi şimdi arka gösteremeyeceğim onu şimdi, dur bir. Çıkarabilirsem. Yatak odasına dedim ışığım bozulmuş. Sile sile, temizleye temizleye. Dedim ki yenisini alalım Hüsamettin dedim. Onlar artık eskidi. Bunları koyarız yerine. Çıkarabileceğime bakalım. Çıkardım. Tam iki tane aldım bundan. Şöyle kenara atayım. Aynen şu şekil. Şöyle şunların üstünde size göstereyim. Bu da onun ampulü. Ampul dedi mi adı? Mesela gülüyorsun değil mi? Ne iyi adı? Söyle söyle, yanlış söylediysem. Ne bileyim, bazı şeyin Almancasını biliyorum. Yapacak bir şey yok. Artık kusura kalmayın, ne diyeyim. Aynen şöyle. Başka bir şey yokmuş içinde. Bu da bunun üstüne geliyor. Böyle türlü geliyordu galiba. Böyle mi böyle mi? Hayır. Öteki türlü. Oldu. Aynen şu şekil. Şöyle gaz lambası tarzı. Dedim ikimize de alayım bir tane. En azından yenilensin. Yanınca da böyle bir portakal renkte, yani loş bir ışık veriyor. Benim çok hoşuma gittiydi. Bir tanesini oturma odasına aldıydım. Dedim bir tane, iki tane de yatak odasına alayım. Evet. Aldıklarım bu kadar. Bayağı da çok şeymiş Hüsamettin. Bir de Fatih'e regal aldık. Tabii onu zor bulduk. Yani bayağı zor aradık bulduk. Aslında biz bir tane daha sandalye aldıydık böyle sallanılandan. Ama maalesef kalmamış ondan. O yüzden dedik bir dahaki sefere IKEA'ya gittiğimizde de onu alacağız. O yüzden fazla da lafı uzatmayayım diyeyim artık. Yani bu aldığım eşyaların arasında. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zamanki gibi abone olmayı unutmayın. Like ve yorum yazmayı da sakın unutmayın. O zaman ne diyoruz? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.